Selam arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videoda size ince ayar yapmayı göstereceğim. Özellikle RTX 2060 için soran arkadaşlar olmuş. Öncelikle coinler bir ara bildiğiniz gibi bir hafta içerisinde, son bir haftada çok düştüler, tekrar çıktılar ve çıkmaya devam ediyorlar. Onunla alakalı da 54.000 civarının altına düşmediği sürece Bitcoin sorun olmayacağını düşünüyorum ben. Şimdi en basitinden benim diğer videolarımda gösterdiğim gibi HIVOS'a girmemiz gerekiyor. Çünkü benim bu bilgisayarımda şu an ekran kartı yok. Ekran kartı olan bilgisayarlarım kazım yapıyor. Buradan bir kod geliyor şimdi bana. Ben 2 dakika ona bakayım hemen. Ona gireyim. Yani bu HIVOS üzerinden overclock yapmak da daha kolay. Başka şeyler de daha kolay. Zaten diğer videolarımda göstermiştim. O yüzden bunu tavsiye ediyorum size. Öncelikle şu kodu bir gireyim. Şimdi bu bilgisayar benim 2060'lı bilgisayarım. Sadece ekran kartı kazım yapıyor. Gördüğünüz gibi 56 derecede. %50 fan hızıyla çalışıyor ve ayarlar da şöyle. Direkt olarak onları göstereyim size. Core clock speed'i 1200'e kadar düşürdüm. Bunun düşmesiyle zaten power düşüyor. Bu power limitin bir anlamı kalmıyor. Zaten şu an power olarak 86 watt'ta çalışıyor kart. Memory clock arttırdım. Bu Ethereum kazarken gerekli olan şey. Bunu arttırabildiğiniz kadar arttırıp hani hata almadan kaçta kazabiliyorsanız öyle kazmanız gerekiyor. Onun dışında fan hızı ayarı var burada. Fan hızı ayarında hani 150 yaptım. Bu sıcaklıklar zaten sıkıntı yaratacak bir sıcaklık değil. 50-55 derece civarı geziniyor. Gündüz 55, akşam 50 derecelere düşüyor. Şu an 56 derece. Buradan da kurulum yapmayı göstermiştim. Tekrar kısaca bir anlatayım. Burada ilk girdiğinizde sayfaya giriş yaptığınızda buz gözüküyor zaten. Burası sizin farmınız. Farma girdiğinizde şuradan ekran kartınızı seçersiniz ya da buradan da seçebilirsiniz. Ardından böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Sonrasında yapmanız gereken şey buradan ayarlamak. Gördüğünüz gibi ben bunu 1200'e kadar düşürdüm. Bunu isterseniz 2500'e kadar deneyebilirsiniz. Sakıncası yok. Herhangi bir zarar vermez ekran kartına. Sadece görüntü bozulur eğer karttan çalışıyorsanız. MSI Afterburner'la da aynı şey ayarları yapabilirsiniz. Onunla alakalı bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi yani bunu düşürdüğünüzde sıcaklık düşer. Zaten performansa bir etkisi yok. Bunu da arttırırsanız bir sakıncası yok. Bunun dışında yapmanız gereken bir şey yok. 2060'lı kartlar için söylüyorum. Birkaç arkadaş da şey sormuş. İşte benim laptopum çok ısınıyor. Ne yapabilirim? Ekran kartından 88 dereceye kadar ısınacağını düşünmüyorum. Eğer tabii termal macunuz çok eski değilse. Onun da sebebi direkt olarak zaten Intel işlemcilerin çok fazla güç çekip çok ısınması. Yani siz temel olarak işlemciyle çalışmasanız bile o işlemci ısınıyor. İşlemciyle ekran kartının ısıları birlikte zaten tek bir soğutucuda soğuduğu için birbirlerini ısıtıyorlar. Hani ekran kartı ısındıkça işlemciyi de ısıtır falan filan. 88 derece görmüş arkadaş. Bununla alakalı da undervolt yapması gerekiyor. Undervolt'u da şöyle bir arama yaparsa Underworld zaten Underworld Guide diye çıkıyor direkt. Burada YouTube'daki videolar, onun dışında Reddit'teki sayfadan bunu çözebilir. 90 dereceyi görenler genelde bunu yaptıktan sonra 80 dereceye düşürüyorlar oyunlardaki performansından bahsediyorum ki bak bu da MSI GL 65 gayet güzel bir bilgisayar, dandik bir şey değil. Bu şekilde. Başka söylemem gereken, eklemem gereken bir şey var mı düşüneyim. Başka bir şey yok yani. Ha şunu söyleyeyim aklıma gelmişken. Şimdi 2060 dedik. 2060'la Wattamine'a girip de 2060'ı seçerseniz ki buradaki MAH'lar normalden düşük. Burada başka coin'ler var. Onları da göstereyim hemen. Bu coin, Furo coin mesela. Ben bayağıdır bunu görüyorum. Bu bayağıdır var. Zaten burada market cap'i var. Market cap'i hani böyle yüksek olanlar sıkıntı yaratmaz ama kazancı hani anlık olarak düşebiliyor, yükselebiliyor. Bu biraz değişken. O biraz hani sizin ne yaptığınızla alakalı.
Hani o anda değişiyor yani. Şu anda mesela Ethereum bunların çok altında. Bunlar zaten Nvidia ile kazılıyor. AMD'de mesela direkt Ethereum çıkıyor en üstte. Ama Nvidia'da bu diğer coinler çıkıyor. AMD ile de kazabiliyorsunuz ama AMD bu kadar güzel kazanmıyor tabii. Gördüğünüz gibi 3 dolar kazanabiliyorsunuz 2060 ile şu an bununla. Ama Ethereum'da 2.53. Bu 2.53 sabittir. Ama bu hani daha yükseğe de çıkabilir, düşebilir. Çok değişken. Anlık olarak coin'in artmasıyla alakalı. Onu da şuradan göstereyim. Firo coin'in Tether'le olan fiyatlandırması. Şöyle bir yükselişle beraber coin'in kazmadan kazandığı para çok arttı. Daha önce buralara kadar gelmiş. Yani yarı yarıya neredeyse düşmüş. Eğer daha da artarsa kazanç daha da artacaktır. Ama şu an için bilmiyorum tabii. Tercih ederseniz onu da yapması şöyle. Onu da anlatayım kısaca. Şimdi Flight Sheet'e girdiğinizde bunu editliyorsunuz. Öncesinde buraya wallet eklemeniz gerekiyor. Onu da göstereyim önce. Wallet ekle diyorsunuz buradan. Farm'a girdiğinizde burada seçenek olarak artıdan wallet ekle çıkıyor. Coin tipinden Firo'yu mesela göstereyim şu an. Firo kazacağım. Mesela ben hatta bunu bu arada yapayım. 2 dakika Binance hesabına gireyim. Binance'tan Firo cüzdanımı bulayım. Wallet'a gidiyorsunuz. Spot cüzdanına giriyorsunuz. Cüzdandan spot'a giriyorsunuz yani. Sonrasında buradan Firo coin'i buluyorsunuz. Deposit diyorsunuz. Şunu kopyalıyorsunuz. Buradaki wallet adresini kopyalayıp buna bir isim veriyorsunuz. Binance Firo. Bu şekilde yaratıyorsunuz. Flight Sheet'e gelip T-Rex Miner'la kazıyorum ben. T-Rex Miner bu kart için en yüksek hash rate'i veren miner. Şuradan Firo'yu seçip buradan cüzdanımızı seçiyoruz. Binance Firo diye adlandırdığımız. Ardından mesela burada sadece two miners, F2 pool, bir de solo pool var. Başka full pool yok. Two miners'tan kazacağım. Buradan EU'yu seçiyoruz. Avrupa. Zaten T-Rex Miner duruyor. Bunu yaptıktan sonra şuradan kartımıza gelip Flash ile tıklayıp şuradaki roket simgesine tıklıyoruz. Ve kazmaya başlıyor. Buradaki hash rate normalde Ethereum'da bu kadar yüksek gözükürken o Firo'da daha farklı olacak. 17 hashrate'ine alıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Güç tüketimi de değişecek muhtemelen. Hatta Core Clock istiyor olabilir. Memory Clock istemiyor olabilir. Onları ayarlamak gerekiyor. Tabi bunlar Ethereum için ben anlattım. Ethereum'u kazıyor genelde insanlar. Siz de Ethereum kazıyorsunuz tahminimce. Hani o yüzden bu ayarlar gayet iyi. De şunu da göstermek istiyorum son olarak. Buradan Overclock dediğinizde şimdi kaydedeyim ben ya da kaydetmeyeyim. Neredeydi o? Popular Presence var burada. Default'tan değiştirip şuradan GPU'nuz neyse onu seçip coin'inizi de Ethereum olarak seçtiğinizde zaten size seçenekler veriyor. Hiçbir şey yapmadan sadece bunlara tıklayarak bile bu şekilde kazabilirsiniz. Normalde 2000, 2100, 2200 maksimum insanların aldığı ekran kartınızın kalitesine göre bunu hani RAM olarak söylüyorum. RAM'ini yükseltebilirsiniz. Benimki hani 2500'ü bile kazıyor sıkıntı olmadan. Çünkü Samsung şeyleri var. RAM
chipsetleri var üzerinde. O yüzden çok güzel kazıyor. Bunun dışında hani tıklıyorsunuz, seçiyor. Sonra ekle diyorsunuz. Ben onu yapmayacağım çünkü benim ayarlarım çok güzel benim için. Ardından kazmaya başlıyor zaten tekrar. Şu an bu kazmaya başladı. Gördüğünüz gibi 2 mAh ile kazıyor. Ama bu 2 mAh solo miner'a girelim. Pardon, solo miner değil. Two miner. Two miner'a girdikten sonra şuraya adresinizi yazıyorsunuz. Arıyorsunuz. Direkt olarak zaten sizin kazım yapan worker'ınız çıkıyor karşınıza. Burada 2 mAh bile değil. Kilo haş şu an. Tabi bu 2 kilo haş normalde şuradan bakalım. Nerede yazıyor? Burada kilo haşı, mAh'ı falan yazması lazım ama. Ben göremedim şu an ama normalde burada kazancın kaç olacağını gösteriyor. Şuradan yazarsak da çıkar muhtemelen. Firo Calculator diye yazdığımızda Firocoin'in Calculator'ı çıkar. Buraya bizim 2 mAh'la kazdığımızı düşünürsek. Burada çok düşük çıkıyor. Muhtemelen daha yeni başladığım için düşük çıkıyor. Bu zamanla artacaktır. Tam olarak hatırlamıyorum zaten. Gerçi 24 saatte 2,5 dolar, 2,2 dolar kazıyormuşuz. Tabi bu ne kadar artar, ne kadar düşer, burasını bilemiyorum. Şimdilik böyle. 1,97. Şu an bir kazanç bıraktığını söyleyemeyeceğim. Düzgün bir şey vermiyor. Çünkü Ethereum daha güzel para veriyor. Ethereum şu an 2,5 dolar veriyor bu kartla. Ama bu 2,2 dolar veriyor. 2,5 dolar. Tabii ki önce elektrik tüketimini çıkartınca bu kadar kaldığını söylüyor. Tabii bu bizim elektrik giderimizin hani maliyetimize de bağlı. Tam olarak ne kadar yaktığımızı da hesaplamamız lazım. Ama aşağı yukarı tutacaktır bu oranlar. Çok fark etmeyecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.